Hazır mısınız? Sevgili dostlar, bir 6-7 dakikanızı lütfeder misiniz? Karar gecesi, hüküm gecesi, temize çıkma veya mahkum olma gecesi, bu gece beraat gecesi. Şöyle düşünelim, öyle bir mahkemeye çıkacaksınız ki ya beraat edeceksiniz veya mahkum olacaksınız. Üçüncü bir ihtimal yok. Peki bugünden yarına ne yaparsınız? Oyun eğlenceyle meşgul olabilir misiniz? Yarın çıkacağınız mahkeme için hazırlık yapmaz mısınız? Çünkü hakkınızda karar verilecek. Duruşma için savunmanızı teferruatlı biçimde hazırlamaz mısınız? Delillerinizi, şahitlerinizi tekrar tekrar gözden geçirmez misiniz? Ya bir terslik olursa diye endişe etmez misiniz? Bu hususta birbirine avukata danışmaz mısınız? Ya mahkeme günü? Mahkeme günü heyecanınız tavan yapmaz mı? Savcı iddianameyi okuyup mahkum olmanızı istediğinde, mesela ya hele yarım saat bir müzik eğlence molası verelim sonra devam ederiz diyebilir misiniz? Böyle söylemeye kendinizde mecal bulabilir misiniz? Ya bir de şahitler aleyhinizde konuşmaya başlarsa haliniz nice olur? Sorular, sorular, çoğaltın çoğaltabildiğiniz kadar. Kıymetli dostlar, beraat gecesi mahkeme-i kübranın belki ufak bir provasıdır. Bu gece haberimiz olmadan hakkımızda hükümler veriliyor. Maddi manevi ahvalimiz gözden geçiriliyor. Bir kısım taksimatlar yapılıyor. Bu esnada biz ne yapıyoruz acaba? Biz de biliyoruz ki küçük davalar küçük, büyük davalar büyük mahkemelerde görülür. Dünya mahkemeleri o büyük mahkemenin belki birer hatırlatıcısıdır. Fakat burada parayla, torpille haksızken haklı çıkabilirsiniz. Delilleri karartabilirsiniz. Güçlü avukat, yalancı şahit tutabilirsiniz. Mahkum olmanız gerektiği halde beraat edebilirsiniz. Ve dünya mahkemelerinden kaçıp kurtulabilirsiniz. Nihayet zaman aşımıyla davadan belki yırtabilirsiniz de. Peki kıyamet günü bir uçtan bir uca dümdüz olan dünyada bir kuytu köşe yok ki saklanasınız. Bir ağaç yok ki gölgesine sığınasınız. İmdat yetişin dediğinizde sesinizi duyan yok. Dert başınızdan aşkın fakat derman olan yok. Yevmiddin, din günü, karar günü, kıyamet günü, muazzam bir mahkeme kurulacak dostlar. Fevç fevç insanlar toplanacak ve orada hesaba çekilecek. Öyle bir mahkeme ki nevi şahsına münhasır, boynuzsuz koyunun boynuzludan hakkını aldığı bir mahkeme. Mahkeme-i Kübra, yüce divan, ilahi divan, öyle bir mahkeme ki hakimin kendisi şahit. Öyle bir mahkeme ki kimseye, hiç kimseye torpil iltimas geçilmez. Kimseye zulüm de edilmez. Öyle bir mahkeme ki ağza mühür vurulur, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Öyle bir mahkeme ki peygamberlerin bile nefsi nefsi diye inlediği bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki peygamberimizin kızı Fatıma için, kızım nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak. Zira senin için bir şey yapamam dediği bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki büyük küçük her şeyin ya lehinde veya aleyhinde delil olduğu bir mahkeme.
Öyle bir mahkeme ki sorguya çekilirken güneşin yaklaştırıldığı, kiminin dizlerine, kiminin göbeğine, kiminin gırtlağına kadar tere battığı bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki şu beş şeyin hesabını vermeden yerinden bir santim bile ayrılamayacağın bir mahkeme. Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nasıl tükettiğinden, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve ilminle amel edip etmediğinden. Öyle bir mahkeme ki kadır ve zulmederek kul hakkı yiyenlerin hak sahipleri karşısında rezil rüsvay oldukları, müflis oldukları bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki hiçbir gölgenin olmadığı o günde müttakilerin, Allah'ın arşının, Resulünün livaül hamdinin altında gölgelendirildiği bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki dünyadayken Allah için birbirlerini sevenler nerede denildiğinde ortaya çıkarak birbirlerine orada da yar ve yardımcı olacakları bir mahkeme. Öyle bir mahkeme ki dünyada hesabı iyi yaptıklarından ötürü gayet kolay şekilde hesaba çekilecekleri, sonuçta cennet ve cemalullah'a dahil olacakları bir mahkeme. Dostlar, her şey bizim tercihlerimiz ve yapıp ettiklerimiz doğrultusunda cereyan edecek. Neticede ya kazanan veya kaybedenlerden olacağız. Rabbül Alemin cümlemizi bu mübarek gecede affa mazhar olan ve kazanan kullarından eylesin. Bizi beraatını sağ elinden alan bahtiyar kullarından kılsın. Beraat geceniz mübarek olsun efendim.